Malumunuz bu hacla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı buna bakıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öngördüğü tarihte ön kayıtlar alınır ve ön kayıtlar alındıktan sonra bu yıl 2023 için 13 Eylül ile 11 Ekim arasında alındı ve kuralar da 2 Kasım'da kuralar çekildi. Yani 2024'te haca gidecek olan vatandaşlarımızın kesin kayıt kuralları 2 Kasım'da çekildi. Kurada hak kazanan hacı adaylarımız 06 Kasım ile 24 Kasım arasında başvuru yapmaları ve ilk taksitlerini ödemeleri gerekiyor. Eğer ödemedikleri zaman almış oldukları hak, kazanmış oldukları hak ne yazık ki iptal olur, yedeklere geçer. İkinci kura da 1 Aralık ile 12 Aralık'ta arasında ikinci yedekler o zaman arası bu tarihler arasında kendilerine verilen süre içinde ilk taksitlerini yatırdıktan sonra hacca gidecek olan ilk adımı atmış olurlar. Kesin kayıt hakkı çıkan hacı adaylarımız kendilerine düşen Diyanet'e vermeleri gereken ücreti ödedikten sonra pasaport çıkarmaları lazım. Pasaportlar eğer yakın haca gidecekleri zamana yakın bir zamanda çıkarmaları gerekiyorsa bir yıllık yeter. Yok şimdiden çıkarılacaklarsa en az 2 yıl süresi olması gerekir pasaportların. Bunları yaptıktan sonra Diyanet %60'ını hacıları kendileri götürür getirir Beytullah'a, Mekke'ye, Medine'ye. %40'ını da seçmiş oldukları, hak kazanmış oldukları acentelere verirler. Şimdi biz İnzar Turizm Acentesi olarak 2014 yılından bu yana faaliyet göstermekteyiz. Merkezimiz İstanbul olup ve diğer illerde temsilciliklerimiz ve bürolarımız mevcuttur. Bizler de tabii ki Allah misafirlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen bütün şartları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza, hacı adaylarımızda isteğimiz referanslı, adresi belli, emin, yeri belli olan insanlarla irtibata geçip onlarla bu süreci takip edip onlarla gitmeleri tavsiyemizdir. Yeri belli olmayan, herhangi ayaküstü iş yapan, belli bir adresi olmayan, referansı olmayan insanlarla iş yapmamaları, daha doğrusu bu işlerini görmemeleri konusunda onları uyarıyoruz yani. 2024 için hak kazanan hacı adaylarımız Kurban Bayramı'na bir ay kala yavaş yavaş o kutsal topraklara gitmeye başlıyorlar. Tabii ki kafile gittiğinden dolayı bazıları bir ay kala, bazıları 25 gün kala, bazıları 20 gün kala Kurban Bayramı'na oraya gider. Dönüşte genelde ilk gidenler ilk gelirler. Yani 30 ile 35 gün aralığında bir hacı adayımız o kutsal topraklarda kalır. Hacca giden kardeşlerimiz ilk gün eğer direkt Mekke, Cidde'ye gideceklerse havaalanında ihramlarına girdikten sonra ihram niyetini havaalanında getirirler. Ömre niyetini orada getirdikten sonra uçaklarına binip Cidde'ye inerler. Orada Mekke'ye gelirler. Mekke'ye geldikten sonra otellerine yerleştikten sonra ilk ömrelerini, farz olan ömrelerini yerine getirmek için Beytullah'a gelirler. Kabe'yi tavaf ederler. Safa ve Merve arasında sayılarını bitirirler ve böylelikle ilk ömrelerini bitirmiş olurlar ve ihramdan çıkarlar. Çıktıktan sonra tabii ki hac zamanına kadar
bazen defaaten ömre yapanlar olur, tavaf yapanlar olur ve bu şekilde otellerinden Beytullah'a gidiş gelişler olur. Genelde de vakitleri, 5 vakit namazlarını Beytullah'ta kılmayı tercih ederler. Onunla birlikte orada diğer ibadetlerini yerine getirmeye çalışırlar. Tabii ki bizim rehberlerimiz de ve hocalarımızla birlikte, yani birliktelikle bu işi yapılır. Ve akabında Arafa gününe bir gün kala, Arafa gününde bir gün kala biz kendi hacilerimizi alıp Arafa'ya götürürüz. Arafa günü belirlenen çadırlarımızda orada bekler ve Arafat vakfesi yapılır. Arafat vakfesi yapıldıktan sonra akşam namazı okunduktan sonra namazı yatsıya tehir edilir ve Arafat terk edilir, Müzdelife'ye geçilir. Müzdelife'ye geçtikten sonra yatsı ile akşam namazı kılındıktan sonra cemerata doğru, yani şeytanı taşlamaya doğru gidilir. Şeytan taşlandıktan sonra birinci gün birinci büyük şeytan taşlanır ve akabında Beytullah'a doğru gidilir. Beytullah'tan ilk 7 sefer tavaflarını yapar, tavaflarını şartlarını yaparlar. Ondan sonra Safa ve Merve arasında 7 sefer sayılarını yerine getirdikten sonra ihramlarından çıkarlar, otellerine giderler, istirahat ederler. Namaz vakitlerinde tabii yine Beytullah'a gider gelir. İkinci gün, bayramın ikinci günü yine giderler cemarata. Büyük, orta ve küçük şeytanı yine taşlarlar, gelirler. Üçüncü gün de yine cemarata gider. Büyük, orta ve küçük şeytanı taşladıktan sonra hac vazifesi orada bitmiştir. Mekke'de bize belirten günümüz bittikten sonra Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkarız. Medine'ye geliriz. Medine'de de bizim için öngörülen günler kaçsa 3, 5, 7 diye bazen değişkenlik gösteriyor. Oralarda da Mescid-i Nebevi ziyaret edilir. Allah Resulü'nün Ravzası ziyaret edilir. Ve onunla birlikte Uhud'dur. Onunla birlikte Hendek'in yapıldığı yerdir. Onunla birlikte Cuma Mescididir. Onunla birlikte Kuba Mescididir. Mescid-i Kıbleteyn, iki kıblenin olduğu mescide gidilir. Ve etraf Cennetül Baki, orada kabristanda yatan sahabeler ziyaret edilir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabri daima orada ziyaret edildikten sonra 5 vakit namazlarını orada kılar, çevre ziyaretleri yapılır. Ve günleri tamam olduktan sonra Medine'den uçakla memleketlerine geri dönerler. Ya!